Merhaba arkadaşlar. YouTube'daki videolarımın altına şöyle bir soru gelmiş. Abi merhaba, kolay gelsin. Muhabbet kuşum yumurta üzerine yatmıyor. Yani arkadaşımızın demek istediği olay şu. Muhabbet kuşu çiftleşmiş, yumurtluyor. Kafes yuvalığına yumurtlamış. Ben öyle algılıyorum şu anda. Kısa yazmış soruyu. Yuvalığına yumurtlamış ama muhabbet kuşu yumurta üzerine kuluçkaya yatmıyor. Şimdi arkadaşlar birinci yumurtaya muhabbet kuşu yatmayabilir. İkinci yumurtaya yatmayabilir. Bunlar normal bir şeyler. Yani muhabbet kuşumuz normalde gün aşırı veya 2 günde bir yumurtlar. Bu da 4 yumurta ile 10 yumurta arasında değişir. Şimdi muhabbet kuşumuz 4. yumurtada artık kuluçkaya yatar. Yatması gerekiyor. Eğer yatmıyorsa muhabbet kuşunun strese girmiştir. Yani bulunduğu bir şey tetikliyordur onu ya da çok kızışmıştır. Kızıştığı için de yatmıyor olabilir. Çünkü içerisindeki yumurtayı bırakıp eşiyle tekrar çiftleşmek isteyebilir. O yüzden kuluçkaya yatmıyor olabilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ben her zaman şunu söyleyeyim. Eğer kızıştırıcı yem yani Nijer tohumlu yem kullanıyorsanız muhabbet kuşunuz yumurtladığı andan itibaren normal yeme geçin. Yani Nijer yemini karışık yem, sivri yem kullanmayın. Bunlara dikkat etmezseniz arkadaşlar muhabbet kuşunuz kuluçka esnasında veya yavruya bakma esnasında bol bol çiftleşir. Çiftleşmelerini de durduramazsınız. Kuluçkadan bir yarar elde edemezsiniz. Yavru bakımı doğru düzgün olmaz. Yavrularınız ölebilir. Bunlara dikkat edin. Birinci kuluçkada bunlar normaldir, olabilir. İkinci kuluçkada ama mutlaka kuluçka süresine dikkat edin. Yatması gerekiyor. Yatmıyorsa da muhabbet kuşunuzun çiftini veya dişiyi değiştirmeniz gerekiyor. Kuşla alakalı bir sorun bu. Stres yapmıştır. Ortamı beğenmemiştir. O yüzden kuluçkaya yatmıyor olabilir. Bunlar başımıza geliyor arkadaşlar. Ona göre de bizler önlemimizi alıyoruz. Önlemimiz ne? Muhabbet kuşunu değiştiriyoruz. Yani doğru muhabbet kuşunu bulana kadar değiştirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sorularınızı yorumun altına yazın. Ona göre videolar çekerim. Ona göre de sorulara cevap vermeye çalışacağım. Diğer arkadaşlardan da destek istiyorum. Onlar da sorulara katkıda bulunabilirler. Teşekkürler arkadaşlar. Sağlıklı, bol yavrular. Teşekkürler.